Esarete ve dayanışmalara rıza göstermeyen Türk milleti, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla, zaferle taçlandırmıştır. Bu büyük zaferin ardından 29 Ekim 1923'te egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesi ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. Cumhuriyetimizi 2100 yıllık devlet bilemeğimizde yaşadığımız coğrafyadaki 1000 yıllık Selçuklu ve Osmanlı mirasının o günün doğu şartlarında elde edilmiş kazanım olarak görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti 93 yılında karşısına çıkan korkuların üstlendirileri yola devam etmiş, ilk asıl son dönemdeki atılımlar sayesinde bugün dünyanın yükselen güçleri arasında yer almayı başarmış bir devlettir. Büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, temel insani değerlere olan bağlılığı, ilkeli ve vizyoner dış politikasında Türkiye, bölgesinde ve dünyada bir ilham kaynağı olmayı günümüzde de sürdürüyor. En son 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar, milletimizin devletiyle ne kadar bütünleştiğini tartışmasız şekilde bir kez daha teyit etmiştir. Milletimiz yeni işgal girişimlerine karşı da İstiklal Harbi'ndeki kararlılıkla mücadele edeceğini o güce tüm dünyaya göstermiştir. FETÖ mensubu hainlerin silahlarına göğsünü siper ederek özgürlüğüne, demokrasisine, hükümetine ve devletine sahip çıkan milletimizin azmi, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde hasrettiğimiz 2023 hedeflerimize ulaşma konusundaki en büyük güvencemizdir. Bu büyük devletin ve bu kahraman milletin Cumhurbaşkanı olmaktan şeref duyuyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun tüm vatandaşlarımızın ve dünyamızın da milletimizin 15 Temmuz'da yazdığı destandan gurur duyduklarına inanıyorum. Cumhuriyetimizin 93. yıl dönümüne hem bir darbe girişimi, hem bir terör saldırısı, hem de bir işgal teşebbüsü olan öyle büyük bir badireyi attırmış olmak, bulaşarak bağlaşmaktan bulunuyoruz. Şundan tüm vatandaşlarım ve dostlarım emin olsunlar, bugün Türkiye 15 Temmuz sabahı olduğundan daha güçlü, daha dirayetli, daha kararlı bir ülkedir. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, vatanımıza, istiklalimize, geleceğimize kasteden hiçbir saldırı başarılı olmayacaktır. Hedeflerimize ulaşmak dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'na gönülden tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılmak için fedakarlıkla mücadele eden tüm gazilerimizi, bu uğurda canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ecdadımızın emanetine sahip çıkan kahraman milletimize, bize dualarıyla destek olan tüm dostlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı. Die Botschaft des Staatspräsidenten der Republik Türkei, Recep Tayyip Erdoğan, anlässlich des Tages der Republik am 29. Oktober. Heute ist das 93. Gründungsjahr der Republik Türkei, welcher unser letzter Staat ist und unter der Führung von Gazi Mustafa Kemal Atatürk verkündet wurde. Die türkische Nation, die eine Gefangenschaft und Auferlegung nicht bewilligte, hat den Befreiungskrieg gegen den